Mutlu akşamlar, TRT1 ana haber başlıyor. Ben Ersoy Dede. Değerli izleyenler, Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekatı'na şehit verdiğimiz kahraman vatan evladımız Ramazan Gök, piyade uzman çavuş Ramazan Gök bugün memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Piyade uzman çavuş Ramazan Gök 28 yaşındaydı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde görev yapıyordu. Teröristlerce bölgeye düzenlenen roket atarlı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Şehit Ramazan Gök için ilk tören yeri Hakkari'ydi. Otluca Dağ Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı memleketi Tokat'a gönderildi. Tokat'ta karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu merasim mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze konvoy eşliğinde Erbaa ilçesine götürüldü. Şehit için bir tören de Erbaa ilçesinde düzenlendi. Merkez Büyük Camii'ndeki törene uzman çavuş Ramazan Gök'ün ailesi, yakınları, mülki ve askeri erkanla çok sayıda kişi katıldı. Allahu Ekber! Şehidin cenazesi törenin ardından Tosunlar Köyü'nde defnedildi. Nişanlı olan şehit askerin Ağustos'ta düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Ve bugün çok kritik bir gün. TürkSat 5B uydusu hizmete girdi. Bu uydu çok geniş bir kapsama alanı içinde hizmet verecek. Bunun dışında Milli Gözetleme Uydusu İMECE ve TürkSat 6A uydusu da 2023'te devrede olacak. Ya Allah! Bismillah! Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda butona bastılar. Böylelikle sinyal alımı gerçekleşiyor. TürkSat 5B uydumuz televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşmesi kapasitemizi Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş bir alanda kesintisiz ve güvenli hale getirecektir. Başlattığımız milli uzay programıyla ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. TürkSat 5B'nin hizmete girmesiyle ilk olarak Abdülhamit Han gemisiyle canlı bağlantı gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanım, Mavi Vatan'daki görevimize hazırlanıyoruz. Bütün çalışmalarımız planlanana uygun şekilde devam ediyor. Geldiğimizde bizim ne sismik araştırma gemimiz vardı, ne sondaj gemimiz vardı. Şimdi 4 tane sondaj gemimiz var, 2 tane de sismik araştırma gemimiz var. TürkSat 5B uydusu Ankara'daki törenle hizmete girdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay çalışmalarına yönelik eleştirilere tepki gösterdi, Türkiye'nin 2023 hedeflerini anlattı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor. Bununla kalmadık. Ardından uzay vatana yeni uydular da gönderdik. Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında TürkSat 6A'yı da yine 2023 yılı ortalarında inşallah uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal 10'a yükselecek, 10'a. Erdoğan, fiber internet altyapısının hızla yaygınlaştırılacağını da söyledi. Böylece ülkemizi 5G'ye hazır hale getirmiş olacağız. Fiber altyapının sağlayacağı üretkenlik, verim artışı ve yenilikçilik, bu alana tahsis edilecek kaynakları kısa sürede fazlasıyla milli ekonomiye geri kazandıracaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık uluslararası alanda Türkiye değil, Türkiye'nin kullanıldığını hatırlattı, hava yollarındaki değişikliği açıkladı. Uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines değil ya
Türkiye Hava Yolları yazacağız. Türkiye'nin denizlerindeki hidrokarbon arayan gemi filosuna bir kardeş daha geldi. İşte Mersin Taşucu Limanı'nda görev hazır bekleyen bu yeni kahramanın ismi Abdülhamit Han. 12.200 metrede sondaj yapacak. 7. nesil üstün teknolojiye sahip ve 238 metre uzunluğunda. Gelin Abdülhamit Han'a biraz daha yakından bakalım. Mart ayında Güney Kore'den yola çıktı. 19 Mayıs'ta ulaştığı Mersin'de Ay Yıldızı renklere boyanıp görev alacağı günü beklemeye başladı. Türkiye'nin 4. sondaj gemisi bakıma alındığı Taşucu Limanı'nda yeni adıyla denize açılmaya hazırlanıyor. Bu bölgede Sultan Abdülhamit yapmış olduğu çalışmalarla, özellikle sismik araştırma, sondaj çalışmalarıyla bir döneme aslında ismini vermiş. Dedik ki bu geminin adını Abdülhamit Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Denizlerde hidrokarbon arayan Türk filosuna katılacak sondaj gemisi 7. nesil üstün teknolojiye sahip. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde. Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han'da bakım onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gemi kırmızı beyaz renge boyandı. Gemiye Türk bayrağı işlendi. Mavi Vatan'da görev yapacak yeni sondaj gemisinin kulesi 104 metre yüksekliğinde. 200 mürettebat kapasiteli gemi son hazırlıklar için limanda bekletiliyor. Abdülhamit Han, Taşucu Limanı'ndaki hazırlık sürecinin ardından ilk sondajına başlayacak. 12.200 metrede sondaj yapabilen gemi, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından denizlerde hidrokarbon arayan 4. gemi olacak. Temmuz ayında faaliyete başlayacak geminin ilk görev yeri ise Doğu Akdeniz. Gözler Temmuz zammında, tüm çalışanlar, işçiler, memurlar, emekliler buraya kulak verin çünkü önemli. Bu aslında Çalışma Bakanı'nın defaatle ifade ettiği çalışanları ve emeklileri enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz taahhüdünün de bir neticesi olacak. Tüm tedbirler masada, gözler Temmuz ayında yapılacak olan düzenlemede. Yani çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmemek için uygulanacak olan ara formülde. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Gözler asgari ücretli için bir çalışma yapılıp yapılmayacağında. Bu konuda net bir açıklama yok. Ama hükümetin hedefi enflasyon karşısında her kesimin gelirini korumak. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, enflasyona karşı benim devletim benim yanımda dedirttirecek bir düzenlemeyi de Türkiye'ye gerçekleştirecek durumdadır. Milyonlarca memur, emekli ve çalışan Temmuz ayını bekliyor. Bir dizi düzenleme hayata geçecek, maaşlara enflasyon farkı eklenecek. Sadece kamu emeklileriyle, kamu çalışanlarıyla değil, özel sektör emeklileriyle, bağkurlarla, eski bağkurlarla, çeşitli konumlarda bulunan emeklilerle dahil hepsini kapsayan sadece enflasyon farkını değil, onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Haziran enflasyon verisi zamlar için kilit önemde. Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine %7 zam ve 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak. Yeni oranlarla birlikte evde bakım maaşı, engelli aylığı, hasta ve çocuk destekleri, kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. İstanbul Kadıköy'de kahraman polisimize yumruk atan DBP'li milletvekilini hatırlıyorsunuz. İşte o sakil tablo ekranlarınıza gelmişti. Gerek İçişleri Bakanı, gerek Cumhurbaşkanı çok sert tepki göstermişti. Bugün bir sert tepki de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Fakat tabii Devlet Bahçeli kendi üslubunca tepkisini gösterdi. Bir an evvel dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken yargılama yapılmalı dedi ama Bahçeli'nin bir tepkisi de bu olaya seyirci kalan diğer siyasi parti başkanlarınaydı. İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran, diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken
polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeri olamaz. Polise yumruk atan, pankart asarken polise saldıran milletvekillerine tepkiliydi. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi. Bu kutlu çatı altında kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı. Mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında kürsüdeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polise yumruk atılmasına sessiz kaldığını söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu vahim manzara karşısında hala çıtın çıkmıyor. Bir şey demiyorsun, diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Karşısında mısın? Bahçeli, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemlerine de tepki gösterdi. Hiç kimse sabrımızı sınamasın. Aksi halde İstanbul'daki köprüleri bombalamayı hayal edenler, Ege sularının ne kadar serin, ne kadar derin olduğunu ağır bedeller ödeyerek göreceklerdir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir kez daha bize katılın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılın çağrısı yaptı. Her evde bereket olsun istiyorsanız bize katılın dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kendisini eleştiren köşe yazarları da vardı. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyorsanız bize katılın. Her evde huzur olsun, bereket olsun diyorsanız bize katılın. Çağrısını meclis grup kürsüsünden bir kez daha yineledi. Sözü operasyonlara getirdi. Mehmetçiğin bu ülkenin bağımsızlığı için şehit düştüğünü hatırlattı. Pençe operasyondan şehitlerimiz geliyor. Acılarını bile doğru dürüst yaşayamıyoruz. Bölücü örgüte karşı mücadele eden kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz hayatlarını veriyorlar. Bu ülkenin bağımsızlığı için, bu ülkede biz evimizde rahat akşam uyuyalım diye. Ben size bize katılın derken bu iki kelimenin sıradan bir kelime olmadığını, bu davetin de sıradan bir davet olmadığını bilmenizi isterim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde partisini eleştiren bazı gazeteciler ve köşe yazarları da vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirileri sertti. Sureti kendinden menkul bazı kişiler türedi. Bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Biz daha ölmedik. Sizin ne malı olduğunuzu biz gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır, ahlakla. Bütün haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, yazı dahi yazmayan, televizyonlara çıkıp konuşmayan adam bize kalkmış muhalefet dersi veriyor. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tabii en çok bu tabii mültecilerle ilgili, sığınmacılarla ilgili belediyede almaya çalıştığı kararlar, yaptığı sert ters açıklamalar gündeme gelmişti ama hatırlayacaksınız Bolu Belediye Başkanı bir de aynı zamanda yapmış olduğu bir cinsiyetçi şaka vardı. Hani kendi makamına gelip kendisinden bir takım taleplerde bulunan bir kadının dönük olarak yapmış olduğu bir cinsiyetçi şaka vardı. O işte tırnak içindeki şakası nedeniyle de çokça eleştirilmişti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Tanju Özcan için karar verildi. Partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bir isim daha Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise o da CHP'den ihraç edildi. Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın belediye meclis üyesiyle yaşadığı diyalog parti yönetimini harekete geçirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Özcan'ın ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine karar verildi. Bu sürecin sonunda Yüksek Disiplin Kurulumuz her türlü kararı verebilir. Karar oy çokluğuyla alındı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan'ın parti sorumluluğuyla bağdaşmayan tutumları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine karar verildi, dedi. Özcan'la ilgili kesin ihraç talebi Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülecek, son kararı Disiplin Kurulu verecek. Bir önemli karar da Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin için alındı. Rüşvet iddiaları nedeniyle geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat'ta Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.
Gelişmeler üzerine konuyu ele alan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Semih Şahin'in ihracını uygun buldu. Ankara'yı sel vurdu. Özellikle hem Akyurt'ta biliyorsunuz iki kişinin hayatını kaybettiği ve dehşet görüntüleri ekranlarınıza getirmiş. İşte arabalar adeta işte bir kibrit, su birikintisindeki kibrit kutusu gibi nasıl sağa sola savruluyordu o görüntüleri. Herhalde hafızalarımızdan çıkacak gibi değil. Şimdi Akyurt'ta artık o yaralar sarılmaya başlandı. Tabii sel elin girmiş olduğu, vurmuş olduğu fabrikalar, iş yerlerinde şu anda hasar tespiti var. Yeni yeni görüntüler de sel gününe dair haber merkezlerine ulaşmaya başladı. O dehşet veren görüntülerden bir kısmı şimdi yine ekranlarınıza gelecek. Akyurt sağanağa teslim oldu. İlçede sağanak sonrası su basan yerlerden biri de kozmetik fabrikasıydı. Fabrikadaki ürünler kullanılamaz hale geldi. Burası Akyurt ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikası. Selin ardından bu fabrikada da ciddi anlamda büyük hasar var. Öyle ki kozmetik ürünlerinde kullanılan ham maddeler, aynı zamanda soğutma cihazları ve daha birçok özel cihaz ciddi anlamda hasar gördü. Suyla dolan fabrikada işçiler de zor anlar yaşadı. 1,5 metre bir dere yatağı oluştu. Fabrikamızın etrafından biz kendimizi yönetim bölümüne zor attık. Eğer fabrikanın önünde olmuş olsaydık can kaybımız olacaktı. Çamurla dolan fabrikada tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor. Özellikle Akyurt tabii ama Ankara'nın genelinde de sel etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da havadan selin vurduğu bölgeleri inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'ndan Gölbaşı ilçesindeki TürkSat 5B uydusunun hizmete alınma törenine giderken helikopterle Akyurt ilçesinden geçti. Erdoğan bir süre havadan selin etkilerini ve yürütülen çalışmaları takip etti. O anlara dair görseller Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sel felaketinden etkilenen Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulunduğu bilgisine yer verildi. Ve yurdun diğer yerlerinde de sel sonrası hasar tespit çalışmaları başladı. Tabii artık sel suları çekildikten sonra geriye kalan tablo bize bakın ne anlatıyordu. Sağanak taşkınlara yol açtı. Evleri su bastı, tarım alanları göle döndü. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki gündür etkili olan yağış tarım arazilerine zarar verdi. Ekili arazilerden birinde 2,5 kilometre uzunluğunda 3 metre derinliğinde yarık meydana geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde sele neden olan sağanağın ardından suda sürüklenen araçlar kullanılamaz hale geldi. Yoldaydı sürükledi oraya. Abi aşağıdaki araç benim. Ha şeydeki siyah araç. Evet buradan sürüklemeyeli şurası. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde de etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından ev ve bahçeler zarar gördü. Kayısı hasadı yapıyorduk ailece burada. Aniden bir yağmur bastırdı. Kendimizi eve zor attık. Biz yani ağaçlardan artık ve meyveden, sebzeden, hasattan geçip kendi canımızın derdine düştük. Erzurum'un Oltu ilçesinde de sağanak etkili oldu. Gökçedere mahallesinin yolu selin taşıdığı çakıl ve balçık nedeniyle kapandı. Tarım alanları zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolu açmak için çalışma başlattı. Denizli'de kaybolan, kendilerinden bir daha haber alamayan iki genci arama çalışmaları devam ediyor. Bununla ilgili gözaltılar vardı biliyorsunuz. Özellikle de bu iki gencin en son gittikleri tahmin edilen su kuyusunun etrafında ve bulunduğu noktada aramalar yoğunlaştırıldı. Başka bir detay daha var. O da şu. Bu kayıp gençlerden birinin kaybolmadan hemen önce kız arkadaşıyla yaptığı bir telefon görüşmesinden söz ediliyor. Bu telefon görüşmesi sırasında kiminle beraber olduğunu söyledikten sonra eyvah diye bağırdığı iddia ediliyor. Yani konuşma kesilmeden hemen önce bir bağırma sesi duyulduğu kız arkadaşı tarafından kayıtlara geçmiş durumda. Bu ne anlama geliyor? Şimdi onu çözmeye çalışıyorlar. Günlerdir her yer didik didik ediliyor. 19 yaşındaki İsmail Yalçın'la 17 yaşındaki Hasan Akköse'nin izine hala rastlanamadı. Gençler kaybolmadan hemen önce gerçekleşen bir telefon görüşmesi soruşturmanın derinleştirilmesini sağladı. Denizli'de 9 Haziran'dan bu yana kayıp olan iki genci arama çalışması sürüyor. Olayla ilgili şüphelilerin ifadesi doğrultusunda aramalar su kuyusunda yoğunlaştırılmıştı. Taşla doldurulan kuyu boşaltılıyor, itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Soruşturma kapsamında kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin kız arkadaşının ifadesine başvuruldu. Arkadaşı ifadesinde Akköse'nin kendisini telefonla aradığını, buluştuğu kişinin ismini verdiğini, hemen sonrasında da eyvah diye bağırdığını söyledi. Sonrasında telefon kapanmıştı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Antalya Serik'e gideceğiz. Bir işçi 6 metre derinliğindeki bir çukura düştü. Uzman ekipler o işçiyi o derin çukurdan film sahnelerini aratmayacak görüntülerle bakın nasıl kurtardı. 6 metre derinlikteki kuyuya düştü. Yardım çığlıklarına arkadaşları yetişti. Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaramayınca devreye kurtarma ekipleri girdi. Yaralı işçi 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Olay Antalya Serik ilçesinde yapımı devam eden parkta meydana geldi. Buradan geçerken burada arkadaşlar çalışırken aşağıda kaza olmuş. Aşağıda arkadaş düşmüş. Arkadaşa yardımcı olmaya çalıştık. Elimizden gelen neyse yaptık. Yerinden kıpırdayamayan işçiyi yukarı çıkaramayan arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma operasyonu yaklaşık 2 saat sürdü. Ekipler itfaiye aracında bulunan vinç yardımıyla 6 metre aşağıya indi. İşçiye ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı, ardından sedyeye alındı. Vinç yardımıyla yukarı çekilen işçi hastaneye sevk edildi. Ve Siirt'te Müküs çayında akıntıya kapılan Eyüp Güneş'i arama çalışmaları da devam ediyor. Çay yatağında ve baraj göletinde devam eden bu arama çalışmalarında 130 kişi görev yapıyor. Çaya düşen arkadaşını kurtarmak istedi ancak akıntıya kapıldı. Siirt Pervari'de cumartesi günü kaybolan hemşire Eyüp Güneş hala bulunamadı. Müküs çayı yatağında bulunamayan genç hemşire, Botan çayıyla Çetin Barajı ve hidroelektrik santrali bölgelerinde dalgıçlarla arandı. Ön tarafından bak, ön taraftan bir daha. Ancak buradaki çalışmalardan da sonuç alınamadı. UMKE, AFAD, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip tekrar gencin suya düştüğü noktaya geçti. İkinci kez çay yatağı taranacak. Siirt Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu da bölgeye giderek çalışmalar hakkında son bilgileri aldı, kayıp hemşirenin ailesini ziyaret etti. Eyüp Güneş, çaya düşen hemşire arkadaşı Halime Timurtaş'ı kurtarmak isterken akıntıya kapılmıştı. Halime Timurtaş'ın cansız bedenine ulaşılırken Güneş'i arama çalışmaları sürüyor. Tekirdağ'da 12 yaşındaki bir çocuk kaza geçirdi. Bir aracın kendisini kovaladığı ifade ediliyor ve bir başka aracın altında kaldı, ağır yaralandı. Güvenlik kamerası kaydı var. Gelin şu güvenlik kamerası kaydı biraz daha yakından bakalım. Koşarken yola düştü, sürücü onu fark edemeden bir anda kendini aracın altında buldu. Kaza Tekirdağ Ergene ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre çocukların oyun için birbirlerine attıkları eriklerden biri yoldan geçen bir işçi servisine denk gelince servisin sürücüsü çocukları kovalamaya başladı. 12 yaşındaki Batuhan ondan kaçarken bir anda ayağa takıldı. Dönüş yapmaya hazırlanan bir araca çarpıp yola düştü. Sürücü çocuğu fark etmeyip ilerlemeye devam edince Batuhan aracın altında kaldı. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Çocuk aracın altından çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kağıthaneye gideceğiz. Yokuş aşağı kayan bir ticari araç duramadı. Yani daha doğrusu işte bir teknik arıza anlaşıldığı kadarıyla meydana geldi. Ortaya şu manzara çıktı. Kontak kilitlendi, dönemedim sağa doğru. O yüzden eve dağıldım. Çarptığı evi bu hale getirdi. Kaza anında pencerenin altındaki koltukta oturan 3 çocuk ölümden döndü. Bu koltukta 3'ü de orada oturuyor. Enkazın içinden çıkarttım çocuklarımı yani. Kaza İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Mehdi Milas'ın kullandığı hafif ticari araç yokuştan inerken direksiyonu kilitlendi, kaymaya başladı. Soldaki araçlara çarpmayayım diye büyük ihtimalle buraya geldi. Gördü burada barikatı, geldi buraya vurdu. O sırada pencerenin altında oturan 3 kardeş duvar ve pencerenin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kazayı duyan komşuları yardımlarına koştu.
Balkondaydım. Jet hızıyla geldi. Girişi bir oldu zaten. Komşularım, çocukları tozun, toprağın, duvarın altındaydılar. Evden çıkarılan çocuklar gözyaşlarını tutamadı. Ambulansa yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldüler. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Temeller olmasaydı çocuklar arabanın altında feci bir şekilde can verebilirdi. Allah korumuş. Bir kaza haberi de Bitlis'ten vereceğim size. Şu gördüğünüz bariyer, otobüsün arkasından çıktığını gördüğünüz bu bariyer, kaza anında otobüsün önünden giren bir bariyer. Yani şöyle demek istiyorum, işte o kaç metreyse artık, bütün bir otobüsün içinden geçti ve arkasından çıktı o bariyer. O kaza nasıl meydana geldi, gelin görelim birlikte. Bariyer aracın önünden girip en arka taraftan çıktı. Bitlis Baykan Karayolu'nda seyir halindeydi. Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan otobüs yaklaşık 70 metre sonra direğe çarparak durabildi. Otobüsün ön tarafından giren çelik bariyer, yedek şoför dinlenme yeri ve bagaj bölümlerini de geçerek arka taraftan çıktı. Bariyer aracın önünden girip en arka taraftan çıkmıştır. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler otobüsün içinden geçen bariyeri küçük parçalar halinde kesti. Uzun süren çalışmanın ardından çelik bariyer çıkarıldı. Kazada otobüs şoförü ve yedek şoför hafif yaralandı. Otobüste büyük hasar oluştu. Şimdi bir kahramanlık hikayesi izleteceğim size. Gördüğünüz tanker, bir yakıt tankeri. Burası Nijerya. Bir anda alev almaya başladı. Fakat alev aldığında araç hareket halinde değildi. Ve bulunduğu yerde patlaması halinde çok büyük bir faciaya neden olacaktı. Ne oldu biliyor musunuz? Araç sürücüsü koşarak aracına gitti. O haldeki arabayı çalıştırdı ve insanlardan uzaklaştırdı. Hakikaten bir kahramanlık hikayesi. Gelin şu görüntülere yakından bakalım. Canını hiçe saydı, faciayı önledi. Nijerya'da bir yakıt tankeri alev aldı. Patlama riski bulunan tanker yoğun nüfuslu bir alanda bulunuyordu. Alev alev yanan tankerin sürücüsü zor bir karar aldı. Can güvenliğini tehlikeye atarak tankerin direksiyonuna geçti, yakıt yüklü aracı yerleşim bölgesinin dışına sürdü. Çevredekilerin endişeli bakışlarla izlediği o anlar, aksiyon filmlerindeki sahneleri aratmadı. Muhtemel bir faciayı önleyen tanker sürücüsü ülkede kahraman ilan edildi. Adana Dağına Caddede bir drift hikayesi getireceğim şimdi ekranlarınıza. İşte yolu trafiğe kapatarak drift yapan, yani şov yapan kendince kişi yakalandı. Ehliyetine el kondu. Araç trafikten 60 gün süreyle çekildi. 9.125 lira ceza kesildi. Peki biz bütün bunları nereden biliyoruz? Çünkü bu drifti yapan kişi yetmezmiş gibi bunu sosyal medyada yayınlayıp sanki hadi gelin beni alın dedi. İşlek bir caddede çok sayıda araç ve etrafta yayalar var. Adanalı bir sürücü bunların hiçbirini umursamadan trafikte drift yaptı. Trafik ışığında tepki için korna çalanlara da tepkisiz kaldı. Ve tüm bunları kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Polis peşine düştüğü sürücüyü kısa sürede yakaladı. Gidip atmaktan. Aracın 60 gün bağlıyoruz. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 9.125 lira ceza yazıldı. Ehliyetine 60 gün el koyulan ve aracı da 60 gün trafikten men edilen sürücünün otomobili çekiciyle götürüldü. Bir dolandırıcılık şebekesine dönük büyük dev bir operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Bir garaj, içi arabalarla dolu bir garaj, milyon dolarlık evler. Bakın neler var o dolandırıcılık şebekesiyle yapılan operasyonda ele geçirenlerde. Yöntemleri tanıdık. Telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini hakim, savcı veya polis olarak tanıttılar. Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti yalanıyla ağlarına düşürdüklerini dolandırdılar. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Dolandırıcılık çetesinin tuzağına düşürdüğü bir kişinin 50 milyon lirasını, diğerinin ise 1 milyon dolarını aldığı belirlendi. Asayiş şube ekipleri kimliği belirlenen zanlıların yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı. Gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 36'sı yakalandı.
15 lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, bir kuaför salonu ve 24 tapuya da el konuldu. Zanlılardan 3'ünün başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor. Burası tarihi Yarımburgaz Mağarası. Bir daha göre 400 bin yıllık bir alan burası. Bir tarihi alan aslında. Ve hani sayılar sizi aldatmasın. Hakikaten de inanılmaz bir kültür, inanılmaz bir tarih burada. Fakat şu hafriyat şoförleri ya da işte onları yönlendiren patronları belki de. Yani doğrudan şoförleri de hedef almak belki yanlıştır. Onlara da öyle yapın diyor olabilirler. O 400 bin yıllık Yarımburgaz Mağarası'nın olduğu yeri bir hafriyat döküm alanına çevirmişler. Arkadaşım Ceyda Muslu bugün gitti. Sizin için görüntüledi. Bakın o kepazelik, o rezalet hangi boyutlara gelmiş. Çok büyük kaçak toprak dökümü var. Kamyonu diyelim ortalama dökümü 600 TL'yi buluyor. Döküme gitmektense arkadaşlar sağa sola toprak dökerek 600 lira kar ettiklerini zannediyorlar. Kameralara aldırmadılar, doğayı katlettiler. Tarihi dokuya da acımadılar. Bu akıl almaz görüntü İstanbul Başakşehir'de kaydedildi. 400 bin yıllık Yarımburgaz mağaralarının bulunduğu bölge kaçak hafriyat döküm alanına dönüştü. İddiaya göre özellikle kamyon şoförleri gece saatlerinde hafriyatlarını buraya bırakıyor. Döküyorlar yani, biz görmüyoruz onları, anladın mı? Bakıyorsun ki biz gelmişiz, dökmüşler, çıkmış gitmişler yani. Zaten onu dökmeleri 10 dakika sürmüyor yani. Yakın çevrede hafriyat döküm alanları var. Ancak iddiaya göre kamyon şoförleri buraya para ödememek için inşaat atıklarını yol kenarına bırakıyor. Sürekli bu olaylar biz gördükçe biz hafriyatçılıktan, yapmış olduğumuz meslekten gerçekten bıktık artık. Bugün sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Yolların kenarına döküyorsunuz. Yarın öbür gün döktüğünüz toprak belki birilerinin canlarına mal olabilir. Tarihi mağaranın bulunduğu bölge bir süredir kaçak döküm alanı olarak kullanılıyor. Belediyeler her seferinde bölgeyi temizliyor ancak çare olmuyor. Ortalama 240-270 civarında bir cezası var bu olayın. Bu bölgeye hafriyat bırakan kamyonlar plaka taraması üzerine tespit edilerek çevre kanunu kapsamında cezalandırılacak. Bursa'da karın ağrısı ve bulantı şüphesiyle hastaneye giden bir kişinin safra kesesinden, işte aşağıdaki yazıda okuyorsunuz, 1284 taş çıktı. Bursa'da ameliyat olan bir kadının safra kesesinden defalarca aynı ameliyatı yapan doktorları bile şaşırtacak kadar taş çıktı. Bayağı taş çıktı. 1284 tane taş çıktı. Daha önceki bütün operasyonlarda 2-3 taş ya da 1-2 taş tespit. İlk defa bu kadar çok sayıda taş tespit ettik. 76 yaşındaki Ayşe Durmaz, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'ne gitti. Tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Operasyonun sonu safra kesesini açtığımızda safra kesesinde 1284 tane taş gördük. Bu çok nadir görülen bir vakaydı. Biz de ilk defa karşılaşıyoruz. Laparoskopik yöntem kullanılarak gerçekleştirilen ameliyatta sağlığına kavuşan Ayşe Durmaz taburcu oldu. Çok memnun oldum doktorumuzdan falan. Şimdi iyiyim, hiçbir şikayetim yok. Baharatta hile iddiaları sıklıkla gündeme gelir. Fakat hangi baharatı neyle karıştırdıklarını çok da bilmiyoruz. Ben mesela Antep fıstığı yerine bize bezelye yedirdiklerini düşünüyordum. Meğer Antep fıstığı yerine ıspanak yediriyorlarmış bize. Karabiber irmikle biraz artırılıyormuş. Kekik, zaten kekik azıcık kokusunu verdikten sonra herhangi bir ot karıştırdığın zaman araya, o zaten kaynayıp gidiyor. Neler var? Hangi baharatların içine hangi hileler yapılıyor? Hangi otlar karıştırılıyor? Hangi daha görece ucuz bitkilerle harmanlanıp soframıza getiriliyor? Gelin görelim birlikte. Bezelye ve ıspanakla beraber çoğaltıyorlar gramajını. Buna ne yapıyorlar biliyor musunuz? Karabiberi de çoğaltabilmek için içine... Sofraların vazgeçilmezi baharat ürünlerinde hile zannedilenden de fazla ve çeşitli. İstanbul Ali Beyköy'de bir baharatçıdayız. Peki bu ürünler hangileri? Bugün sofranıza gelen 4 çeşit baharattaki hileleri anlatacağız size. Peki onlar hangileri? Başlıyoruz şimdi. Karabiber. Karabiberle başlıyoruz. Sonra hangisi? Daha sonra kekik. Diğeri ne? Antep fıstığı. Bir diğeri hangisi? Pul biber. Şimdi pul biberde her zaman bildiğimiz bir yöntem var. Ne o? Gıda boyası katılıyor ama bu sefer öyle bir yöntem var ki ondan da bahsedecek bize. Gerçekten çok ilginç. Birazdan anlatacağız.
Şimdi şöyle kekik aldınız, özellikle kekikle başlayalım. Ne yapılıyor kekikte? Şimdi kekiği daha fazla çoğaltabilmek için değişik yaprak türlerini kullanıyorlar. Atıyorum zeytin yaprağı, defne yaprağı, onlarla daha çok çoğaltıyorlar. Burada da çekilmiş karabiber var. Çok keskindir kokusu aslında. Ben hani anlarız diye düşünüyoruz ama ne yapıyorlar karabiberde mesela? Karabiberi de çoğaltabilmek için içine irmik koyuyorlar. Genelde çoğaltmak için hani böyle yenilebilir şeyler daha çok koyuluyor ki sağlıktan sıkıntı yaratmasın. Şimdi karabiberin için irmik dedin. Şimdi ben bunu mesela bir kaşık tattım. İrmiğin tadı benim ağzıma gelmez mi? Yani fark etmez miyim? Hissetmez miyim onu? Yani eğer onu çok fazla koydularsa tabii ki de hissedebilirsin. En çok ile Antep fıstığında bu Antep fıstığı tozuna bezelye tohumu karıştırıyorlar. Ve şu anda ıspanak da karıştırdıklarını biliyoruz. Ispanak? Evet, ıspanak. Yani fıstığa ıspanak mı karıştırıyorlar? Toz Antep fıstığında hileyi tadarak anlamak daha kolay. Ancak baklava gibi tatlılarda kullanıldıktan sonra farkın anlaşılması zorlaşıyor. En çok hile yapılan ürünlerden biri de toz biber. Ve sıra geldi en ilginç yöntemlerden bir tanesine, tatlı toz biber. Buna ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bunu üzerine yağ döküyorlar, taneleri ağırlaştırıyorlar. Yani tarttığınız zaman daha ağır gözüküyor ve daha çok para ödeniyor. İçine tuz ve zeytinyağı ya da ayçiçek yağı kullanılıyor. Ve gramajını daha çok yükseltip müşteriye daha fazla kar etmeye çalışıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahteciliğini titizlikle denetliyor. Ama özellikle merdiven altı imalathanelerde bu tür sahtekarlıklara rastlanabiliyor. Çare ise bilinen markalardan ya da dürüstlüğüne %100 emin olduğumuz tedarikçilerden alışveriş yapmakta. Çok kısa bir ara. Bu aranın ardından veda için yeniden burada olacağız. Diğer dostlarımızdan saygılar diliyoruz. Bu akşam milli maç var. Türkiye-Litvanya milli maçı. Uluslar C Ligi 1. gruptaki 4. maçımıza çıkıyoruz bu akşam. Hedefimiz 4'te 4 yapmak. Saat 21.45'te TRT1 ekranlarından naklen gelecek. Naklen yayınlanacak. Bu akşam milli takımımıza da, amillerimize de başarılar diliyoruz. Huzurlarınıza saygılar diliyoruz. Nasipse yarın akşam yeniden buluşmak üzere. Şimdi hoşçakalın efendim. Sevgiyle.